hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere de böyle bir hassas konuda Osmaniye'nin tarihiyle ilgili bizleri de hatırlayıp bizleri de değerlendirmenizden, görüşlerimizi almanızdan dolayı size de ayrıca teşekkür ediyorum. Osmaniye'nin uzun süredir Cebeli Bereket, Osmanlı dönemindeki Cebeli Bereket vilayetinin iptalinden sonra Osmaniye'nin devamlı Adana'nın ilçesinden il olmayla ilgili Kozan'ın, Kadirli'nin, Osmaniye'nin devamlı bir iddiası olmuştur. Ama bu iddia yıllar süren bir iddianın neticesinde 1996 yılında belediye başkanımız Musa Şahin'in vefatıyla bir seçim ortamına girmesi, Osmaniye'nin seçim ortamına girmesiyle il olma şansını, fırsatını yakalamıştı. Bu seçim ortamında Osmaniye'nin il olmasını değerlendirerek Osmaniye'nin il olmasını sağladık. Arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. 96 yılındaki seçim kanununda belediye başkanının vefatı veya istifasında belediye meclis üyelerinden belediye başkanı seçilmiyordu. Bugünün şartlarında belediye meclis üyesinden belediye başkanı seçiliyor. O zaman vatandaşın kendisi, il veya ilçe halkının seçim bölgesinin insanları belediye başkanını kendileri direkt halk seçildiği için Osmaniye 6 ay içerisinde Musa Şahin'in rahmetlinin vefatından sonra seçim yapılması gerekiyordu belediye başkanı. Bu seçim ortamında Türkiye'de birkaç tane yerde seçim vardı. Bunlardan bir tanesi de en ciddi seçim bölgesi de Osmaniye'ydi. Osmaniye'nin il olmasına vesile olan bu seçim ortamında o zamanki siyasi konjonktörde işte Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerinin çokluğu ve siyasetin çok daha sıcak olmasından dolayı buranın seçimi çok önemliydi. Bu bağlamda Osmaniye halkı olarak bizler de o seçim ortamını değerlendirerek Osmaniye'nin il olması için ciddi bir çabaya sağladık. Osmaniye birlik ve beraberlik içerisinde il olmayı tüm siyasi partilerin temsilcileri, tüm halkımız il olması için çalıştılar ve o seçim ortamında Osmaniye il oldu. Yalnız il olurken o zaman rahmetli Muhsin Yazıcı başkanımız Osmaniye'yi seçim öncesi ziyarete gelmişti. ORT televizyonumuz ziyarete geldiğinde biz kendisiyle görüştüğümüzde seçim ortamı daha başlamadan önce Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızla Orhan Kavuncu milletvekilimize, buradan kendisine de ayrıca selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum Orhan Bey'e de. Bu seçim ortamında Osmaniye'nin il olacağını, kendilerinin de ilk kanun teklifini kendilerine vermesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rahmetli Muhsin Başkan da o seçim ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Osmaniye'nin il olma kanun teklifini ilk veren parti Büyük Birlik Partisi'dir. Daha sonra bu revize edilmiştir. O günün şartlarında Osmaniye'nin il olması için yapmış olduğumuz çalışmalarda Osmaniye merkez olmakla beraber Kadirli, Düzici, Bahçe, Adana vilayetleri içerisinden Sarımazı ve Toprakkale'nin ilçe olması, Hatay'dan Erzin'in Osmaniye'ye bağlanması ilçe olarak, Antep'ten de İslahiye ile kömürlerin Osmaniye'ye bağlanması hususunda bir harita hazırladık. Ben isterseniz o zaman hatırayı hala saklarım. Yanlış hatırlamıyorsam bu harita ilk kanun teklifinde sunulan haritadır. Osmaniye il olması ile ilgili kanun teklifinde sunulan haritalardandır. Burada Osmaniye denize değiniyor. Bugün Osmaniye'nin nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Andırın hemşerilerimizde direkt Osmaniye'nin ilçesi olarak bağlanıyor. İslahiye ve Kömürler de Osmaniye'ye bağlanıyor. Erzin de Osmaniye'ye bağlanıyordu. Tabii o zaman Osmaniye'nin milletvekilinin olmaması, Ceyhan'ın milletvekilinin olması, Kadirli'nin milletvekilinin ağırlıklı olması Kozan tarafından, Kahramanmaraş'ın milletvekillerinin olması, Gaziantep'in milletvekillerinin olması Osmaniye'nin bu talebi değişik şekilde revize edildi. O günün şartlarında Osmaniye'nin Erzin'in Osmaniye'ye bağlanması hususunda Ertan Yürek Bütçe ve Bütçe Komisyon Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam Refah Partisi'nin milletvekili. Erzin'in bağlanmasına o ciddi derecede direndi. Andırın'ın Osmaniye'ye bağlanmasına ciddi derecede o zaman Mehmet Sağlam Bey vardı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı oldu. O milletvekilimiz direndi. Sarımazı'ya da bildiğim kadarıyla kimse gücenmesin ama Cevher Cevheri Bey o zaman Ceyhan milletvekiliydi. Adana milletvekiliydi. Ceyhan bölgesinden ağırlıklı. Onlar direndi. Sarımazı'nın ilçe olarak bağlanması bile Osmaniye'yi denize indirirdi. Erzin'in bağlanması Osmaniye'yi denize indirirdi. Ama bugünün şartlarında da Osmaniye'nin vilayeti bu şekilde devam ediyor. İleride nasıl olur bilemiyorum. Osmaniye'de Kadirli ve Osmaniye'de ciddi derecede Andırınlı vardır.
Andırma'nın tüm bağlantısı Kadirli ve Osmaniyelidir. Kahramanmaraş'tan fazla Osmaniye'ye gelir. Andırma'nın vatandaşlarımız hepsi Osmaniye'ye bağlanmak isterdi. Erzin o gün de bağlanmak isterdi. Bugün dahi Erzin kendi arasında imza kampanyası başlattı. Erzin yıllardır biliyoruz, birkaç senedir Osmaniye'de de değişik lobi faaliyetlerinde bulunuyor. Erzin hala bugün Osmaniye'ye bağlanmak için uğraş veren bir ilçemiz. Sarımazı'dan el alırsak da Sarımazı'daki orası tekeli yörükleri, bizim yörük aşiretlerimizdendir. Osmaniye'de ciddi derecede Sarımazı'lı hemşerilerimiz, yörükleri vardır. Osmaniye'yle iç içe olmuş insanlardır bunlar. Hepsi de istiyorlardı, ciddi derecede istiyorlardı ama bizim istememiz yetmiyor, siyaseti de geçirmemiz gerekiyor. O günün şartlarında siyaseti geçememiştik. Gerek siyasete, gerek sivil toplum örgütleri, gerekse halkımızın birlik beraberlik içerisinde bu işi ciddi derece canlandırması gerekiyor. Ben bizden fazla bu işi canlandırmaya çalışan Erzin. Erzin çok ciddi derecede Osmaniye'ye bağlanmak istiyor. Erzin'le beraber bu işi canlandırıp talep etmek, Erzin'in Osmaniye'ye bağlanmasıyla Osmaniye denize sınır olan bir vilayet konumuna gelebilir zaten. Sarımazı tekrar ilçe olarak bağlanabilir. Bunlar yapılmayacak şeyler değil ama uğraşmak gerekiyor. Birilerinin bunun gerekçesini rapor halinde hazırlayıp, ekonomik gerekçesini, siyasi gerekçelerini, toplumsal olayların, toplumumuza kazandıracak olayları, Osmaniye ekonomisine kazandıracakları rapor halinde hazırlayıp Cumhurbaşkanımıza sunulması gerektiğini inanıyorum. Ancak bu şekilde bir faaliyette bulunabilir. Değilse ben istiyorum değil de gerekçeli bir kararla Cumhurbaşkanımıza iletmemiz gerekiyor. Bürokrasiden ziyade siyasi kadroya ve sivil toplum örgütlerine, bürokrasi devletin memurudur, mevcut görevlileri yaparlar. Ama sivil toplum örgütleri, ticaret odası, borsamız, ticaret odamız gibi diğer sivil toplum kuruluşlarımız, meslek kuruluşlarımızın Osmaniye'nin denize bağlanmasının, Erzin'in Osmaniye'ye bağlanmasının, Sarımazı'nın ilçe olup Osmaniye'ye bağlanmasının, Andırın'ın Osmaniye'ye bağlanmasının ciddi derecede gerekçeli raporlarını, oradaki insanların görüşlerini alarak da Erzin'deki sivil toplum örgütlerinin de görüşleriyle beraber veya işbirliğiyle, Andırın'la beraber işbirliği yapılarak bundan canlandırılabilir, ancak o şekilde olabilir. Zaten Erzin kendisi bizden fazla istiyor. Bunlar kendileri içerisinde imza kampanyası başlattı Erzin. Yıllar, bundan 3-4 sene önce biliyorum. 3 sene kadar önce. Ama Osmaniye'den tutacak sıcak bir el istiyor Erzin. Ben onu biliyorum. Şimdi Erzin Osmaniye 15-20 kilometre mesafede. Yani Erzin ile Osmaniye adeta bir büyük vilayetlerde mahalle yakınlığında. Ama Erzin'in Hatay merkeze uzaklığı 110 kilometre civarında. Yani Erzin'in kendi resmi işlemlerinde, prosedüründe ciddi derecede sıkıntı çekiyorlar. Hatay'ın en uç bölgesinde, en mağdur ilçelerinden bir tanesi, Osmaniye'nin en yakın ilçesi, en göz ilçesi olacak bir yerde. Kendi işlerinin yürümesi olarak ekonomik açıdan, siyasi açıdan, toplumsal olaylardan, beraber yaşam şartlarından, toplumun birbirine kaynaşması ve yakınlığı açısından Erzin, Osmaniye adeta bir bütün halinde zaten. Zaten Erzin ve 4 yıl daha önce Adana'nın ilçeleriydi. Hatay'a bağlandığı zaman Adana'dan alıp 4 yıl Hatay ilçesi olmuştur. Daha öncesi Adana'nın ilçesidir 4 yıl. Benim bildiğim, anladığım kadarıyla bu işlerin olabilmesi için Cumhurbaşkanımızın ikna edilebilmesi için bunun bir rapor halinde, yani gerekçeli rapor, bir gerekçeniz olması gerekiyor. Yani ekonomik gerekçesi, toplumsal gerekçesi, yaşamı kolaylaştıracak gerekçesi. Yani ne gerekçeyle bize bağlansın istiyoruz biz? Onlar bize ne gerekçeyle bağlandığı zaman Adana'dan ayrılıp Sarımazı'nın ilçe olmasının Osmaniye faydaları nedir, oranın halkına faydaları nedir? Bunları çalışması, çok detaylı bir çalışma yapılması gerekir. Erzin'in Hatay'dan ayrılıp Osmaniye bağlanmasının Osmaniye faydası, Erzin'e faydası, Hatay'da olacak olumsuzluklar, Adana'daki olacak olumsuzluklar nedir? Bunların iyice analiz edilmesi gerekiyor, rapor halinde sunulması gerekiyor. Bunun bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü konular olması gerekir. Bunun çalışılması gerekir yani. Çalışılmadan, yani ben istiyorum demekle eyvallah isteyelim ama devlet bürokrasisini, yani Cumhurbaşkanımızı, İçişleri Bakanımızı ve Cumhurbaşkanımızı ikna edilecek raporların hazırlanması gerek öncelikle. Yani şimdiki Osmaniye ile olduğunda 16 yaşındaki bir delikanlı bugün 40 yaşında. Yani Z kuşağının ötesinde, yani bugün şartlarındaki yaşadıklarımızı. Z kuşağı olarak dedikleri yeni nesil tabii farklı bakıyor. Onların bakış açısı çok daha farklı. Ama Osmaniye'nin il olması, bir sefer Erzin gibi ekonomisi güçlü bir ilçenin, tarıma dayalı bir ilçenin Osmaniye'ye bağlanması, denize bağlandığınız zaman limanınızın olması,
deniz ulaşımının ayrı bir Osmanlı organize sanayinin denize bağlanması, limanın bağlanması, liman ve denizlerin ekonomiye katkısının çok fazla olduğu anlatılıyor. Onun raporlarının sunulması gerekiyor. Yani organize sanayinin bunu rapor halinde sunması gerekir. Ticaret odasının sunması gerekir. Ziraat odasının sunması gerekir. Borsanın, Osmanlı borsasının bunları hazırlaması gerekiyor. Bunlarda ciddi derecede çalışacak potansiyeller olan yerler bunlar zaten. Osmanlı henüz güzel bir ülkeydi. Organize sanayisi de Türkiye'nin gözde bir organize sanayisi var ama organize sanayimizin çalışanları Osmanlı'dan daha az. Erzincan, Dörtyol, İskenderun'da daha fazla. Osmanlı'nın yaylası çok güzel, ormanları çok güzel. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de 81 vilayetimizin içerisinde vilayet arazisinin orman oranı en yüksek olan il Osmaniye'dir. Yani arazisinin en yüksek oranda orman arazisi olan yer Osmaniye'dir. Yeşili bu kadar bol olan bir yerdir ama ne kadar kıymetini biliyoruz, ne kadar değerlendiriyoruz ayrı bir konu. Osmaniye'miz güzel bir vilayet, seviyoruz. İnşallah daha güzel günler bize bekleyeceğini anlıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ülkemizin zengin mutfak kültürünün en özel ürünlerinden biri olan Adıyörem Çiğ Köfte. Çiğ köftede dayanılmaz lezzet Adıyörem'de. Bu lezzeti tadın diye Adıyörem Çiğ Köfte